Herkese merhaba arkadaşlar. TYT Coğrafya Analizi ile karşınızdayız. Sizlere bazı tavsiyelerimiz olacak ve TYT denemesi örneği şeklinde biliyorsunuz ki ÖSYM TYT sınavında coğrafyada 5 soru soruyor ve biz de konu dağılımlarında en çok soru gelen konulardan 5 soruyu sizler için derledik ve soru çözümünü gerçekleştireceğiz. Tabii TYT coğrafya üzerine biraz konuşmakta fayda var. TYT sınavında coğrafya dersinden kaç soru var? Arkadaşlar, TYT sınavına girdiğinizde coğrafyada 5 soru karşınıza gelmekte. Tabii öğrencilerimizin en büyük hatası şu. Hocam soru sayısı çok az, 5 soru için çalışılır mı gibi söylenebiliyor. Soru sayısı az gibi görünebilir ama sakın hafife alma. Çünkü özellikle az soru olması sebebiyle hafife alındığı için belirleyiciliği çok fazla oluyor. Yani öğrenciler bakımından bakıldığında en düşük netler, yani net kaybettiren sizlere coğrafya bunların başında gelmekte. Buna tarihe ekleyebilirsiniz, coğrafya ekleyebilirsiniz ama coğrafya bu usta çok önemli. Ve 5 soru sayısının azalması sebebiyle ÖSYM'e şu mantığa büründü. Ben bir soru üzerinde 2 ya da 3 üniteyi ilişkilendirerek nasıl soru sorabilirim? Yani artık bir konuyu içeren değil, en az içerisinde 3 farklı konuyu bulduğumuz, yakaladığımız soru kalıplarıyla karşılaşıyoruz. Şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin 2019 TYT sınavında dünya haritası üzerinde birkaç merkezin dağılım verildi, 5 merkezin ve bunların hangi ikisinin bitki örtüsü birbirine benzemektedir denildi. Normalde ÖSYM bunu çok basit bir mantıkla düz bir soru halinde yazabilirdi. Paragraf halinde yazıp tanıtıp oranın iklim tipini ya da oranın bitki örtüsünü sorabilirdi. Ama harita üzerinden dağılım yaparak 1. İklim tiplerini biliyor musun? 2. İklim tiplerini biliyorsan bitki örtülerini ayırt edebiliyor musun? 3. Bu bilgini harita üzerinde kullanabiliyor musun? Bize bunu sorgulattı arkadaşlar. O yüzden 5 sorumuz var. 5'te 5 hedefimiz var. Soru sayısı az gibi görünebilir ama biz bunu hafife almayacağız. Mutlaka harita çalışmalarımıza önem vereceğiz. Peki biz bu sınav süreci boyunca evimize hazırlık yapıyoruz. Farklı il genelinde denemelere giriyoruz. Türkiye genelinde denemelere giriyoruz ve hazırlanıyoruz. Peki biz bir deneme seti satın aldık diyelim. Ve denemeyi oturacağız, evimizde çözeceğiz. Ne gibi bir adım takip etmeliyiz? Biz bunları 6 adımda derledik. 6 adımda oturduğunuz denemenizi çözeceksiniz. Nasıl çözülür? Birinci kural arkadaşlar. Masanız darmadağın olabilir. Masanızın üzerindeki kalemlik olabilir. Farklı kitaplar olabilir. Kaynaklar olabilir. Masanız dağınık olabilir arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken masanızdaki dağınıklığı toparlamak. Fazla eşyalardan kurtulmak. Çünkü dikkat dağıtıyor. Gerçekten bunu sık öğrencilerimizle konuştuğumuzda, onlarla rehberlik yapmaya çalıştığımızda en çok karşılaştığımız problemlerden birisi de dağınık çalışmak. Bazıları tabii ki bunu hocam dağınık benim tarzım diyebiliyor. Ama masamızdaki biz fazlalıkları bir kenara itip sadece denememizle baş başa kalmakta fayda var. İkincisi, tabii ki oturduğumuz sandalyenin böyle dönerli oluyor vesaire, arkaya yatabiliyor, öne yatabiliyor. Bu tür sandalyeler kullanmayın arkadaşlar. Oturduğunuz sandalyeniz sabit olsun. Çünkü belli bir soru çözdükten sonra sıkılabiliyorsunuz. Dikkatiniz dağılabiliyor. Bu sefer döner sandalyenin azizliğine uğrayabiliyorsunuz. Kendiniz döndürmeye, hareket etmeye başlıyorsunuz. Bu da çok doğru bir şey değil. Dikkatinizi dağıtabiliyor. Üçüncü olarak deneme çözerken, bakın bu bir gerçek sınav olmasa bile, gerçek sınavmış gibi denemelerin hemen arkasında ya da önüne optik ekleniyor arkadaşlar. Denemelerimizde optiklerimiz var. Açın lütfen optiklerinizi, doldurun. Şimdiden kodlamaya kendinizi alıştırın. Tamam, ÖSYM formatında size hazır isminiz, işte bilgileriniz kodlanmış bir şekilde optiğiniz geliyor ama Türkçesi, sosyal bilimleri, matematiği, fen bilimleri, bunlardan her bir çözdüğünüz soruyu kodlayacaksınız. Bu yüzden kendinizi yavaş yavaş kodlamaya alıştırın. Bu sizin için zaman kazandıracaktır. Çünkü inanın taşırmalar olabiliyor ya da aşırı bastırarak kağıtları delebiliyorsunuz. Bu yüzden deneme çözerken optik dolduralım, kendimizi şimdiden alıştıralım. Ve denemeye başlamadan önce hızlı bir şekilde sayfalarınızı açıp kontrol edebilirsiniz. Ama burada öğrencilerimizin yaptığı en büyük yanlışlardan biri soruları okumaya çalışmak. Soruları okumayın. Neden okumayacaksınız? Bazıları diyor ki ya hocam neden? 2 dakika göz ucuyla bakayım. Aa, doğal afetlerden de bir soru sorulmuş. Nüfustan bir soru gelmiş. Çok seviniyor ama ya zorlandığın bir konu gözüne takıldıysa, eğer ki zorlandığın bir konu gözüne takıldığında bu sefer dikkatin bir anda ona kayabiliyor. Yani sayfaları değiştirirken
bak tüh matematikte türevde şu soru gelmiş, integralde bu gelmiş, coğrafyada işte grafik yorumlamaları hiç yapamıyorum. Bir tane grafik sorusu var, ben kesin kaybettim, başta kaybettim. Bu algı oluşabiliyor. Bakın ÖSYM size vakit verdiğinde ya da evinizde kendiniz deneme çözmeye başladığınızda hızlı bir şekilde bunun provasını yapabilirsiniz. Buradaki amaç baskıda bir hata var mı, siliklik var mı, yırtık var mı, bunları kontrol etmek. Yani tek tek hangi konudan hangi soru sorulmuş bunları okuyarak kendinizi daha sınava başlamadan önce, denemeye başlamadan önce 1-0 kendinizi yenik duruma getirmeyin arkadaşlar. Daha sonra ne yapabiliriz? Denemeye başladınız. Deneme süresi boyunca mutlaka bir masa saatiniz, bir kol saatiniz olsun. Süre tutun arkadaşlar. Zaman yönetimini öğrenmeye başlayın. Kendinize bir başlangıç ve bitiş süresi denemedeki kurallara uyarak, tabii ki denemenin yarısında çözüp bırakıp kalkıp biraz hava alayım, biraz televizyona bakayım vesaire gibi, lavabo ihtiyacı gibi bunlara vakit ayırmayacağız arkadaşlar. Denemeyi tek seferde ÖSYM mantığında bir kere de oturacağız, çözeceğiz, süreye uyacağız ve kalkacağız arkadaşlar. Ve deneme süresi boyunca da o zaman çizelgesine uyacağız ki gerçek sınav için bir prova olsun bizim için. Yani ben toplamda örneğin 100 soruyu kaç dakikada soruyorum? Ya da kendinizi deneme çözerken matematiğe ne kadar vakit ayırmışsın? Türkçeye ne kadar vakit ayırmışsın? Senin için en çok zaman kaybettiren, en çok uğraş verdiğin alan hangisi? Bunu belirleyebilirsin. Yine coğrafya soruları çözerken en çok zorlandığın soru kalıplarını belirleyebilirsin. Ya işte ben harita dağılım sorularında çok zorlanıyorum, grafik tablo yorumlarında çok zorlandım, 2-3 dakikam gitti bu soruyu uğraştım gibi hatalarını bu şekilde belirleyebilirsin. Bu yüzden zaman çizelgesine uymak çok çok önemli. Ve deneme bitti. Opt-in aldın, kontrol ettin, okudun, cevaplandırdın. Her deneme sonrası mutlaka analizini yap. Yani deneme bitti, doğruya tik atıp da yanlışa çarpı atıp geçme. Cevap anahtarını kontrol ettikten sonra yanlış olan soruyu mutlaka birebir öğretmenlerinle mutlaka değerlendir. Soru çözüm videoları var. Soru çözüm videolarından bunları tekrar izle, değerlendir. Ve her deneme sonrası analizini yap ki hatana ne kadar çok dönersek zamanla bu yapmış olduğumuz hatalar bizim en aza inecek ve ortadan kalkacaktır. Hata yapmaktan korkmuyoruz arkadaşlar. Hatamız olacak. Çünkü biz mükemmel değiliz. Elbette hatalar olacak. Ancak hatalarımızı yaptıkça ve sorulara geri dönüş yaptıkça zamanla bu hatanın ortadan kalktığını göreceğiz. Ve mutlaka ve mutlaka bir ajanda tutmanızı sizlerden istiyorum. Ajanda tuttuğumuzda ne gibi bir kazanımımız oluyor? Arkadaşlar gün gün ve deneme deneme de ajanda tutabilirsiniz. Hangi gün hangi branşa kaç dakika ayırdım? Ne kadar konu tekrar yaptım? Ne kadar soru çözdüm? Bunu coğrafya için de tutabilirsiniz. Pazartesi 50 soru. İşte doğal afetler tekrar yaptım. Nüfus ve yerleşme tekrar yaptım. Çarşamba günü şu kadar soru, şunu tekrar yaptım gibi. Ajanda tuttuğunuzda belli bir zaman sonra dönüp ajandaya geri baktığınızda hangi günlerde çalışmanızda, yani çalışmanızda düşüş olduğunu, hangi seviyenizde ivmelendiğini, arttığını görebilir ve o düşüşleri telafi edebilirsiniz. Ve netlerinizi, deneme sonuçlarınızı ajandanızın yine gün gün not edebilir ve kendinizdeki gelişimi ya da gerilemeyi görebilir. Ona göre erken önlem alabilir ya da daha fazla hızı arttırabiliriz. Evet, bizim tavsiyelerimiz böyle. Deneme çözerken bunlara mutlaka uyabilirsin. Eminim faydalı olacaktır. Peki coğrafyayı nasıl çalışmalıyım? Ben coğrafya çalışacağım. Hiç bilgim yok. Neler yapmalıyım? Bir kere konu özetlerimiz olacak. Biz zaten video ders anlatımlarımızın hepsinde konu özetlerimiz mevcut. Bizleri dinleyerek çalışabilirsin. Bir konu anlatım, bir özet anlatım kendine alarak çalışabilirsin. Konu özetlerin olacak. Çünkü elimizde önce bilgi olmak zorunda. 2. Harita analizleri arkadaşlar. Biz birçok konuyu harita üzerinden mutlaka ve mutlaka çalışmamız gerekiyor. Olmazsa olmaz. Neden? ÖSYM 5 sorunun minimum 2 tanesini bana haritadan soruyor. Eğer ki benim harita bilgim yoksa, örneğin dünyanın yoğun nüfuslu alanlarını ben konu özetimden açtım, çalıştım. Diyor ki bana Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyıları yoğun nüfusludur. Avrupa kıtasının batısı yoğun nüfusludur. Muson Asya'sı yoğun nüfusludur. Bu bilgi bende var ama ÖSYM bu bilgiyi bana bir harita üzerinden, harita üzerinde dağılımı verilen merkezlerin hangisi sanayi sebebiyle yoğun nüfusludur, hangisi verimli tarım toprakları sebebiyle yoğun nüfuslu alandır şeklinde sorarsa, hem nüfusun yoğun olmasının sebebini hem de o bölgeyi harita üzerinden bulabiliyor muyum? Yine birden fazla böyle konuyu ilişkilendirerek bana soru sorabilir. Ben o yüzden dünya fiziki haritası, yine Türkiye fiziki ve siyasi haritaları, yani akarsu haritaları, plato haritaları, pek çok fiziki özellik barındıran haritalar var. Akarsular, nehirler, göller, bunları bilmem lazım. Dünyanın dağlık alanlarını, dünyanın çöl alanlarını,
önemli okyanus akıntılarını, bunları benim gün gün harita üzerinden bakmam lazım. Yani mesela kendinize haftalar belirleyebilir, günler belirleyebilirsiniz. Mesela bu hafta iki harita koyuyorum. Diyorsunuz kendinize, ben bu hafta okyanus akıntılarını bileceğim ve sürekli rüzgarları bileceğim. Ben harita üzerinden bu hafta okyanus akıntıları ve sürekli rüzgarları çalışacağım. Önümüzdeki hafta dünyanın yoğun nüfuslu ve seyrek nüfuslu alanlarını harita üzerinden çalışacağım. Bir sonraki hafta iklim tiplerinin dağılımını harita üzerinden öğreneceğim. Burası Akdeniz, işte şuralar ılıman okyanusal ve bunların özelliklerini bilirsek biz rahatlıkla ister bana paragraf sorusu gelsin, harita sorusu gelsin, şema sorusu gelsin, ben rahatlıkla çözebilirim. Konu özetimin devamında mutlaka öğrendiğim konuları harita üzerinden analizini yapacağım. 3. Yine zorlandığımız grafik ve tablo yorumlama. Burada öncelikle grafik ve tablo yorumlamada öğretmenlerimizden destek alabilir. Konu özetlerindeki püf noktalar, altın kelimeleri kullanabilir ve bol bol grafik ve tablo yorumlama soruları çözmeliyiz. Biz coğrafyada en çok hatayı işte nüfus grafikleri, yağış sıcaklık grafikleri ve tabloları gibi ya da ekonomik faaliyetlerin dağılımında verilen tablo sorularında çok çok fazla hata yapıyoruz. 5 sorudan eğer bir tanesi grafik ve tablo yorumlama gelirse genellikle ortalamayı belirleyen soru olarak bu karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O yüzden grafik ve tablo yorumlamayı dikkat edeceğiz. Biraz fazla bu konuda soru çözeceğiz. Ve konular arasında bağ kurma. Aslında harita analizi ile öğrendiğim konuları ilişkilendirmek konular arasında bağ kurmaya geliyor. Yani nedir bu konular arasında bağ kurma? Sen doğal afetler çalışıyorsun. Heyelan çalıştın, sel çalıştın. Sadece bunu doğal afet olarak değil de bunun insan yaşamına etkisini ve bunun dünya haritası üzerindeki dağılımını düşünmek konu arasında bağ kurmaktır. Ya da bir iklim tipini, Akdeniz iklimini çalışıp harita üzerinden yerlerini bilmek ve Akdeniz iklimini ben hangi tarım ürünlerini yetiştirebilirim? Bana ne imkan tanış? Mesela zeytin, Akdeniz ikliminin belirleyici ürünü, tanıtan ürünü zeytin. Ben neden zeytini Akdeniz ikliminde yetiştirebiliyorum? Bir bağ kurmak, yani tarım ile iklim arasında bir bağ kurmak. Ya da iklim ile ulaşım arasında bir bağ kurmak. İşte burası çöl. Çöl bölgesi, çöl iklimi var. İşte burada yaşam nasıl? Burada ulaşım nasıl? Buranın bitki örtüsü nasıl? Buranın su kaynakları nasıl? Sadece çöl bilgisiyle birçok madde arasında bağ kurmak. Biz buna konular arasında bağ kurma diyoruz. Çünkü artık coğrafya soruları tek bir konudan değil, ilişkili bir şekilde karşıma çıkıyor. Yani biraz benim bilgiyi kullanmamı istiyor diyebilirim. Yani eski ÖSS mantığındaki gibi tek tip bilgi içeren, bilenin yaptığı değil, bilenin aynı zamanda yorumlanması istendiği kalıbında sorular karşımıza geliyor. Coğrafya çalışacaksak evimizde, odamızda, masamızda olmazsa olmaz nedir arkadaşlar? Hep üzerinde durduğumuz harita bilgimiz zayıf ise 5 sorudan 2 soruyu kaçırma ihtimalimiz çok yüksek arkadaşlar. Çünkü ÖSYM coğrafya sorularını yine söylüyorum, harita üzerinden sorduğu için dağılım sorularına çok önem veriyor. 2019 TYT soru kitapçığını indirip coğrafya sorularını kontrol eder, bakabilirsin. Dediğimizden farkı yoktur. Mutlaka ve mutlaka geçmiş yılları da taradığınızda harita dağılım soruları geliyor. Neden kaçıralım? Oldukça basit. Biraz haritayla haşır neşir olup genel kültür bile yaptığımızda rahatlıkla harita bilgisi sorularını çözebiliyoruz. Tabii bunun yanında bilgi yüklemesi de yapmamız gerekiyor kendimize. Yani konunun temel kelimeleri, soru çözdüren anahtar kelimeleri vardır. Biz sizler için hazırladığımız PDF'lerde genelde anahtar kelime, altın bilgi, soru çözdüren notlar şeklinde başlıklar altında birçok şeyi ünitelerde sıralandırdık. Bu çok çok önemli. O yüzden bizim lütfen çalışma masamızda, odamızda bir dünya, bir Türkiye haritamız önümüzde açık olsun. Hangi konuyu çalışıyorsam hemen harita üzerinden ben analizini yapmalıyım ki coğrafya çalışırken olmazsa olmazım yerine gelsin haritadır. Peki 2020 TYT'de beni neler bekliyor? Hangi konular bekliyor? Arkadaşlar bakın her yıl, tabi burada 14 tane konu yazdık. Bunlar 2020 TYT'de sorumlu olduğumuz konular ama sizler için şöyle bir tahminde bulunmak istiyoruz. TYT coğrafya konularında çıkma ihtimali çok çok yüksek. Her yıl ÖSYM'nin mutlaka bir şekilde bir soruda ilişkilendirerek de olsa sorduğu doğa ve insan ünitesinden bir soru gelebilir arkadaşlar. Çok yüksektir. Tabi 14 üniteden de gelme ihtimali yüksek. Biz en yüksek ihtimalleri sizler için konuşuyoruz. Nüfus ve yerleşme konusundan bir soru karşımıza gelecektir. İklim bilgisinden bir soru karşımıza gelecektir. Ve
doğal afetlerden bir soru gelecektir ve ulaşım yollarından bir soru karşımıza gelecek. Eğer ki 5 soru gelecekse bu 5 konudan gelme ihtimali çok çok yüksek oluyor. Ancak hocam peki bunları işaretlediniz, diğerlerine çalışmayalım mı? Tabii ki hayır. Sen nüfus konusundan soru çözebilmek için zaten şu fiziki diğer konuları, örneğin yerin şekillenmesini bilmen lazım. Mesela diyorum ki Amerika'nın batı kıyıları nüfus bakımından seyrektir. Niye seyrek? Bunu çalışarak olmaz işte. Yerin şekillenmesi, yer şekilleri, bunları da bilmemiz lazım. Çünkü Amerika'nın batı kıyıları dağlık. Nedenini sorursa sadece nüfus konusunu çalışarak da çözemiyorsun. O yüzden coğrafyada öğrencilerle sohbetimizde en çok karşılaştığımız problem şu. Hocam ben bu kadar konuyu çalışmak yerine biraz sınırlandırabilir miyim? 5 konu çalışsam yeter mi bana? Hayır, yetmez. Niye? Çünkü coğrafyada konu ayrımı yapamıyoruz arkadaşlar. Az önce verdiğim örnekteki gibi sen toprak tipini bilmezsen tarım sorusu çözemiyorsun. Sen harita bilmezsen ulaşım yolları sorusunu çözemiyorsun. Sen yine insan ve doğa etkileşimini bilmezsen doğal afetlerle ilgili yazılmış bir soruyu çözemiyorsun. Bu yüzden konular birbirinden bir şekilde bağlı. Yani bunları birbirinden ayırt etmek oldukça güç arkadaşlar. Şimdi sizler için belirlediğimiz 5 ÖSYM formatında sorunun çözümüne geçelim arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde doğanın insan üzerindeki baskısı daha azdır diyor. Haritada koyu renkle gösterilen alanların hangisinde doğanın insan üzerindeki baskısının daha fazla olduğu söylenebilir? Şimdi doğa insan üzerinde baskı yapabilmesi için o bölgenin geri kalmış olması gerekiyor. Niye? Gelişmiş ülkeler doğa ile mücadelede daha aktiftir. Bugün Japonya'da meydana gelen bir deprem, bir volkanik patlama, bir tsunami ile bugün aynısı farklı bir ülkede, daha geri kalmış bir ülkede meydana gelse, bu afetten yeniden dirilmek, ayağa kalkmak iki ülke için de eşit midir? Hayır. Japonya için bu oldukça basit, daha kolay bir iştir. Ama çok daha farklı bir ülkede, geri kalmış bir Afrika ülkesinde, bir Asya ülkesinde bir tsunami sonrası afet boyutu daha da büyüktür. Yani aynı şiddette deprem 3 farklı ülkede olsun, gelişmişlik seviyesine göre etkilenme oranları birbirinden değişmektedir. Şimdi verilen merkezlere baktığınızda şöyle değerlendirelim. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numara olarak bunları şöyle baskıda çıkmamış hemen belirteyim. Şimdi arkadaşlar 1 numara Amerika'nın doğu kıyıları. Amerika Birleşik Devletleri. Doğayla mücadelesi oldukça fazla. Biliyorsunuz zaten kasırgalarla başı belada. 2 numaralı yer Avrupa. Seldir, taşkındır, herhangi bir afet yaşadığında gelişmiş bir ülke doğayla mücadelesi yine yaygın. Yine Avustralya, Okyanus kıtasına bakıyorsun, gelişmiş bir ülke doğayla mücadelesi yaygın. Japonya gelişmiş bir ülke doğayla mücadelesi yaygın ve oldukça güçlü. Ama 3 numaralı merkez Afrika kıtası, Gabon gibi, Nijerya gibi bu bölgede bulunan ülkeler geri kalmış olduğu için doğal afetler ya da doğanın onlar üzerindeki baskısı daha fazla ve mücadelede tabii ki daha geri plandalar ve soruda dediği gibi doğanın insan üzerindeki baskısı burada daha fazla, çünkü doğayla mücadele etmeleri oldukça güç. Bu da ülkenin gelişmişlik seviyesiyle alakalı. Peki haritada koyu renkle gösterilen alanların hangisinde bir günlük hava koşulları o bölgenin iklim özelliklerini daha çok yansıtır diyor arkadaşlar. Yine burada haritadaki verilen merkezlere baktığımızda arkadaşlar, sırasıyla değerlendirelim. Şimdi Amerika kıtasında şu bölgede verilen, bu verilen merkezler aslında bize iklim sorusu soruyor. Yani ben buranın iklimini bileceğim. İklimi bütün yıl aynıysa, yani hava koşulları her gün hemen hemen değişmiyor, aynıysa zaten ben onun bir günlük hava koşuluna bakarak o bölgenin iklimi hakkında tahminde bulunabilirim. Şimdi burada verilen bu tür kalıp sorularda bizim aramamız gereken yer ekvatoral iklimdir. Niye? Ekvatoral iklimde gün boyu ya da yıllık ortalama 28 derece sıcaklık var. Hava her gün sıcak, nem oranı yüksek, yağışlı. Yani şu 0 derece ekvator çizgisine paralel verilen 4 numaralı yer ekvatoral iklimdir. Güneydoğu Asya'da şu Endonezya'nın olduğu yer, adaların olduğu yer. Burada yıl boyu da hava yağışlıdır. Gün aşırı da burada yağış görme ihtimali yüksektir. Ve burada bir günlük havaya bakarak, ha evet burada bugün yağmur yağıyor, her gün yağmur yağıyordur yorumunu zaten yapabiliyorsun. Niye? İkliminden dolayı. Ama sen diğer merkezlerde, örneğin Afrika'nın şu batısında, Amerika'nın batı kıyısında bugün hava yağışlı, bütün yıl yağmur yağıyor, ya da burası bugün sıcak, bütün gün, bütün yıl sıcak geçecek, burada hiç bulutluluk olmayacak yorumunu yapamıyorsun. Ama günlük hava durumuna bağlı olarak yıllık yorumu dediğimiz gibi ekvatoral iklimde yapmak oldukça kolaydır arkadaşlar. Bir diğer sorumuz yine ÖSYM'nin en çok tercih ettiği
Tabloda bu boşluk doldurma 2019'da da karşımıza geldi. Grafikte boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekiyor? Nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden bahsetmiş, doğal faktörlerden. Şimdi toprak yapısı, iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, bunlar doğal birer faktördür arkadaşlar. Verilenlere baktığımda ulaşım 5 eri, sanayi 5 eri, madencilik 5 eri, teknoloji 5 eri. Peki bu doğalların arasında benim bir doğal eklemem gerekiyorsa cevabımız Bursa su kaynakları olacaktır arkadaşlar. Yani baktığımızda biz gruplama yaparken ilk yapmamız gereken şey grupta verilen diğer sorular beşeri mi, fiziki mi ona bakacağız. Ona göre gruplamamızı yapabiliriz arkadaşlar rahatlıkla. Evet, sorumuzu geçelim. Şimdi karşımıza bir ulaşım sorusu gelmiş. İngiltere ile Hindistan arasında en kısa deniz yolunu takip ederek deniz ticareti yapılacağı düşünüldüğünde sırasıyla aşağıdaki boğaz ve kanallardan hangisi kullanılmaktadır? Arkadaşlar burada tabii ki harita verilmediği için sizin harita bilginizi biraz zihninizi zorlamanız gerekmekte. Şimdi İngiltere ile Batı Avrupa kıyılarından siz rahatlıkla Akdeniz havzasına girip, yani şurası İngiltere ise İngiltere'den siz Akdeniz havzasına girip Akdeniz'den tabii ki Kızıldeniz'e geçip, şurası Arap Yarımadası'ysa şurası Afrika olduğunu düşünün. Kızıldeniz'den geçip Hindistan'a doğru gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kıtadan. Bizim tabii ki ilk geçeceğimiz yer, Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e geçişte kullanacağım yer benim Cebeli Tarık arkadaşlar. Baktığımda şıklarda Cebeli Tarık verilmiş. Cebeli Tarık'ta ben Akdeniz'e girdim. Akdeniz havzasından Kızıldeniz'e geçişte kullanacağım bir kanal var. Yapay Süveyş'tir arkadaşlar. Süveyş kanalı. Burada karşıma çıkıyor. Kızıldeniz boyunca Süveyş kanalından geçip Kızıldeniz boyunca ilerlediğimde Akdeniz'e, Kızıldeniz'den de Hint Okyanusu'na geçmem için kullanacağım yer Babul Mendeb'tir arkadaşlar. Boğazlar ve kanallar haritasından da bunu test edip bakabilirsiniz. Sırasıyla Cebeli Tarık, Süveyş ve Babul Mendeb'i kullanmam gerekiyor. Bu ulaşım sorusuna da çok çok önem veriyoruz. ÖSYM'nin sorma ihtimali çok yüksek konulardan birisidir arkadaşlar. Şimdi gelelim son sorumuza arkadaşlar. Aşağıda verilen bölge türlerinden hangisinin sınırı kısa zamanda değişiklik göstermez? Hemen bakıyorum. Şimdi bölge kısa sürede zamanda değişiklik göstermesi için beşeri olması lazım. Ama fiziki özelliklere göre oluşturulan bölgeler kısa zamanda yer değiştirir. Mesela bir dağlık bölge kısa sürede ortadan kalkmaz. Bir kutup iklimi, yani iklime göre belirlediğim bir bölge, işte yağmur ormanları bölgesi, savan bölgesi, bitki örtüsüne göre de belirleyebiliriz. Bunlar kolay kolay ortadan kalkmaz ama bir sanayi bölgesi, bir turizm bölgesi, bunlar kolay kolay değişiklik gösterebilir, hızlıca değiştirebilir. Yerini başka bir bölgeye bırakabilir. Bize göstermeyeni sormuş. Turizm. Bugün turizm, yarın burası sanayi bölgesi olarak yoluna devam edebilir. Askeri bölge, askeri üs buradan kaldırılır. Artık askeri bölge olma özelliğini kaybedebilir. Seyrek nüfuslu bölge yeni bir iş imkanı doğabilir. Ve burada nüfus birden artabilir. Ve buranın kaderi yine değişebilir. Tarım bölgesi erozyona uğrayabilir. Sel, afet bir şey olabilir. Artık tarımsal özelliğini burası kaybedebilir. Yoluna devam edemez. Ama karasal iklim bölgesi. İklim nedir? Fiziki bir olaydır arkadaşlar. Fiziki bir olay. Bu yüzden fiziki şartlara göre oluşturulmuş olan karasal iklim bölgesi kısa bir zaman içerisinde değişiklik göstermez. Cevabımız Denizli. Evet arkadaşlar, coğrafya TYT denemelerinde çıkabilecek 5 soruyu sizler için çözdük ve tavsiyelerde bulunduk. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.